أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Bir belâ-i azim olarak dünyayı kuşatan, ülkemizi kuşatan ve etkisi haline altına alan bu salgın hastalığı rahmetiyle def'u raf'u izale eyleye. Rabbim semavi ve arazi afetlerden bizi ve âlemi İslam'ı hifz-u himaye eyleye. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde nasip olursa Adiyat Suresini müzakere etmiş olacağız. Dersimize başlarken bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Bugünkü hadis-i şerifimizi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz naklediyorlar. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim diyor. مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ Harikulade olaylar var. Yani normal insanların yapamayacağı, gerçekleşemeyecek olaylara harikulade haller denir. Bunlardan birisi İsa aleyhisselamın kundakta iken konuşması. Çocuk kundaktaki çocuk konuşur mu? Konuşur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Ala Hazretleri Meryem Suresi'nde İsa aleyhisselam'ın yaratılışını uzun uzun anlatır. Meryem Suresi'nin 16. ayeti kerimesinden 36. ayeti kerimesine kadar İsa aleyhisselam'ın yaratılışı anlatılır. Cebrail aleyhisselam'ın Meryem annemize nasıl geldiğini, aralarında nasıl konuşmalar geçtiğini ve Meryem annemiz Allah'ın emriyle babasız bir şekilde İsa aleyhisselam'a hamile olduğunda ben şimdi ne yapacağım, nasıl anlatacağım insanlara derdimi, nasıl inandıracağım, keşke ölseydim, bu günleri görmeseydim dediğini Allah Celle ve Ala Hazretleri ona sen ye, iç, gözün ruşen olsun, mutlu ol, canını sıkma,
Eğer beşerden birisini görürsen, de ki, ben Rahman Teâlâ'ya söz verdim, oruç tutuyorum, kimseyle konuşmayacağım. Yani konuşmaktan oruç tutuyorum, kimseyle konuşup kimsenin sorusuna cevap vermeyeceğim, de. Meryem annemizin çocuğu kucağında piyasaya çıkınca, millet bunu duyunca koşa koşa gelmişler. O da çocuğuyla beraber kavmine çıka gelmişti. Dediler ki, ey Meryem, ben mealen söylüyorum size. Dediler ki, ey Meryem, çok çirkin bir iş ortaya koydun. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de zinakar bir kadın değildi. Sen niye böyle yanlış iş yaptın? Bir veled-i zina ortaya koydun, yanlış yola girdin, dediler ona. Meryem annemiz de kendisi konuşmayacağı için çocuğa işaret etti, diyor Allah Celle Celaluhu. Çocuğa işaret edince, yani buna sorun, bu size cevap versin. Dediler ki, biz kundakta bir sabi olan muhatabımız olur mu? O bize sorularımıza cevap verebilir mi? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun? Dediler. Onlar öyle diye dursunlar. Kundaktaki İsa Aleyhisselam yavru konuşmaya başladı. İşte kundaktaki çocuğun konuşması harikulade, yani normalin dışında bir olaydır. Böyle bir olay peygamberlerden meydana gelince adına mucize denir. Böyle bir olay Evliyaullah'tan birisinden meydana gelirse ona da keramet denir. Demek ki harikulade bir olay peygamberler tarafından meydana gelirse adı nedir? Mucize. Evliyaullah tarafından meydana gelirse onun adına da keramet denir. Meryem annemizin kucağında İsa Aleyhisselam minik bir yavru, kundaktaki bir çocuk şunları söyledi, diyor Allah Celle Celaluhu Meryem Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Ben Allah'ın kuluyum. İnni Abdullah. Allah bana kitap verecek ve beni peygamber kılacak. Allah bana kitap vermeye ve beni peygamber kılmaya karar vermiştir. Nerede olursam olayım, olduğum bölgeye bereket yağdıracağım. Ve Allah bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretmiştir. Kundakta konuş. Allah bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretmiştir. Buradaki zekat bildiğimiz zekat mıdır? Yoksa ahlaki temizlik midir? Çünkü zekat temizlik anlamına da gelir. Artırma, artma anlamına da gelir. Peygamberler nesi varsa hepsi Allah'a aittir. Onların özel mülkleri pek olmaz. Veya bir başka ifadeyle zekat malın kiridir. Peygamberlerin malı olsa da kirli tarafı olmaz. Binaenaleyh zekat bildiğimiz manada zekat olma ihtimali olduğu gibi tertemiz olmak, pırıl pırıl olmak, ahlaken kemale ermek manalarında olur. Ama burada dikkat çeken bir şey var. Nedir o? Kundakta konuşan İsa Aleyhisselam Allah'tan aldığı, alacağı talimatı anlatırken ilk birinci cümle ve evsani bis salah, namazı bana emretti. Kundakta namaz kılacak değil ama namaz benimle ilgili kesin bir görevdir, diyor. Bu namazın ne kadar önemli olduğunu da anlamamız bakımından çok önemlidir.
Kundak'ta bir peygamber adayı, tabiri caizse, konuşuyor. Kim konuşturuyor onu? Allah konuşturuyor. Allah'tan alacağı talimatın başında namaz geldiğini ifade ediyor. Konumuz tabii namaz olmadığı için üzerine durmuyorum. Sadece kulağımıza küpe olsun diye onu hatırlatmak istiyorum. Çocuğun mu var kardeşim? Torunun mu var kardeşim? Yanağı tatlı, dudakları ballı olabilir. O çocuğuna bakarken secdesini görebiliyor musun? O çocuğuna bakarken arı kovanı gibi vızıl vızıl Kur'an okuduğunu tasavvur ediyor musun? Yoksa o çocuğuna bakarken son model bir Mercedes veya son model bir arabaya binip mahalle sokaklar arasında hava attığını mı düşünüyorsun? Yani hayalinde nasıl bir torun oluşturuyorsun? Hayalinde nasıl bir çocuk oluşturuyorsun? Abdestinde, namazında, Kur'an'ında, Allah'a ibadetinde örnek olmuş bir evlat olarak mı hayal ediyorsun? Yoksa doktordur, mühendistir, şudur, budur, bu şekilde mi hayal ediyorsun? İşte burası önemli. Kundak'ta konuşan çocuk, ilahi talimat ile nasıl bir gelecek bekliyor? Namazlı bir gelecek. Ahlaken süzülmüş, pırıl pırıl bir gelecek sahibi olarak tasavvur edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Üçüncüsü de وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي anama son derece saygılı olmayı bana emretti diyor. Kundak'taki çocuk. Burada da evet namazın önemi, ahlaki kemalin önemli önemi, bir de sosyal ilişkilerde insanın kadir şinas olduğunun önemi. İnsan üzerine en çok emeği geçen anadır. Sonra baba, sonra da başkalarıdır. Bir insan anasına itaatkar olmazsa kadir şinas değildir, kıymet bilmez, nankör bir insandır. Allah Celle Celaluhu anaya, İsa Aleyhisselam anaya dedi. Yahya Aleyhisselam anneme ve babama itaatkar olmamı, itaatkar birisiydi diye Cenab-ı Hak onu övüyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın babası olmadığı için sadece anneme itaatkar olmamı dedi. Ama Yahya Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak bir sahife öncesinde överken وَكَانَ تَقِيَّ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ Muttaki bir insandı Yahya Aleyhisselam. Anasına ve babasına itaatkardı. Evladın itaat konusunda anasını babasını ayırt etmemesi lazım. Bazen çocuklar ana ile baba arasında bir tarafı tercih etmek mecburiyetinde kalabilir. Yani ana ile baba arasında ihtilaf olur. Ayrılık olabilir. Şimdi bu noktalarda ayrılık olan anne baba veya geçimsizlik olan anne baba arasındaki manzara bir kötüdür, evladın durumu iki kötüdür. Neden? Çünkü bir insan eşiyle selamun aleyküm, artık bizim hayatımız bitti, beraberliğimiz bitti, sen sana, ben bana diyebilir. Karı kocalık biter. Ama evladın anasına karşı da babasına karşı da evlatlığı bitmez. Bitmediği için birbirine düşman olan anne babaya karşı evlat sonuçta yine evlatlık görevini yapması gerekecektir. O durumu idare edecek. Anasına saygıda kusur etmeyecek, babasına da saygıda kusur etmeyecek. Bu manzarada elbette ayrılan anne babadan birisi haklı, birisi haksız veya birisi az haklı, birisi çok haklı. Evlat burada savcılık, hakemlik yapmayacaktır. Yani ne babasını üzecek, ne annesini üzecek. Onun için burada evladın durumu zordur. Bu durumda olanlara Allah yardım eylesin. Evet. Anama itaatkar olmamı, iyi davranmamı emretti, zalim ve şakî kılmadı beni dedi ve son cümle olarak da
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا Doğduğum gün ölürken ve diriltilirken Allah'ın selamı benim üzerime olsun veya benim üzerimedir dedi. Bunu nerede söyledi? İsa aleyhisselam kumdaktayken söyledi. Bu söylenen cümleleri Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, Allah anlatıyor. Öyleyse kumdakta İsa aleyhisselam gerçekten konuştu mu diye tereddüt edilebilir mi? Edilemez. Buna ne diyoruz? Harikulade olay diyoruz. Normal olmayan ama Allah'ın kudretinde hiçbir acziyet söz konusu değildir. Önümüze gelen süt, bembeyaz bir süttür. Nereden yapıldı? Samandan oldu. Hayvan saman yedi, yeşillik yedi. Sonra işkembesini biriktirdi. Sonra ne oldu? İşkembenin arasından, kan damarları arasından memesine bembeyaz süt olarak geldi. Nasıl oldu bu? Samandan süt olur mu? Yeşillikten bembeyaz süt olur mu? Bir de işkembenin arasından geliyor, işkembe kokusu yok. Kan damarları arasından geliyor, kan rengi yok. Bunu sen ben yapamayız. Bu normal değil. Bu anormaldir. Buna ancak Allah'ın kudreti yeter. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadirdir. Aynı samanı affedersiniz öküz de yiyor, değil mi? Ama o süt yapamıyor. Horoz yiyor, bir şey yapamıyor. Tavuk yiyor, yumurta yapıyor. Aynı şey. Demek ki yumurtayı yapan tavuk değildir. Eğer yumurtayı yapan tavuk olsaydı, horoz ondan daha becerikli, o iki tane yapması lazım. Sütü de yapan inek değildir, yaptırana bak, yapana değil. Onun görevi ayrı, onun görevi ayrıdır. Şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kundakta konuşan çocuklardan zaman zaman bahsetmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin zikrettiği hadis-i şerifte iki tanesinden bahsediyor. Bunlar hepsi iki tane değil, dahası da var da. Bu hadis-i şerifte, bu mecliste Efendimiz, bu hadis-i şerifi irad buyurduğu mecliste ikisinden bahsetti. Birisi İsa aleyhisselam'dı. Birisi de Cüreyç. Cüreyç isimde birisi. Cüreyç'in efendim zamanında, Cüreyç olayında kundakta konuşan bir çocuk. Cüreyç ile ilgili bir olay. Cüreyç zamanında Cüreyç ile ilgili kundakta konuşan bir çocuktan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim dersimizle alakalı kısmına gelince biz uzun süredir sohbetlerde evlat anne baba ilişkisinden bahsediyorduk. Evladın anasına babasına karşı vazifeleri, görevleri, görevlerini aksattığı zaman başına gelebileceklerden bahsediyorduk. Bu konuyla alakalı Cüreyç hadisi deniyor buna. Cüreyç hadisi deniyor buna. Kimmiş Cüreyç? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, işte kundakta konuşanlardan birisi İsa aleyhisselam, birisi de Cüreyç'in sahibi diyor. Nasıl olmuş? قِيلَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجِ Dediler ki, ya Resulallah, Cüreyc'in sahibi kundakta konuştu diyorsun. Bu neyin nesi? قَالَ فَاِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا ف۪ي صَوْبَعَةٍ لَهُ Cüreyc iyi bir dervişti. Onun özel bir havrası vardı. Yani çilehane diyelim, kendine tahsis etmiş böyle, ibadet etmek için ahşap zemin üzerinde efendim delme çatla bir ibadet yeri yapmış kendisine, orada devamlı ibadetle meşgul. Ve kâne râ'î bakarin ye'vî ilâ esfeli savma'atihi. Onun o savma'asına, yani çilehanesine değil, ona yakın bir yerde bir çoban konaklarmış.
وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. O bölgedeki kadınlardan birisi o çobana gidip gelirmiş. Yani o çobanla yatıp kalkarmış. فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجِ Bir gün ibadetle, devamlı ibadetle meşgul olan Cüreyc, ibadet ederken, namaz kılarken annesi gelmiş. Cüreyc namazdayken annesi onu çağırmış. Ya Cüreyc demiş. Cüreyc annesinin sesini duymuş. Ama şimdi Allah'ım ya, namazdayım, namazımı bozayım. Anneme, buyur anneciğim diyeyim. Yoksa namazda Rabbimle konuşuyorum, namazı mı tercih edeyim? Anamı mı, namazı mı? İçinde böyle bir muhasebe başladı. Ve huve yusalli ummi ve salatu. Fera'a en yu'sira salatu. Namazıma devam edeyim kararı ağır bastı. Sümme sarahat bihi thaniye. Annesi tekrar, ya Cüreyc demiş. Tekrar içinden düşünmüş. Anamı mı, namazı mı? Düşünmüş, namazı mı diye karar vermiş. Annesi üçüncü kez çağırmış. Ya Cüreyc! Tekrar düşünmüş. Annem beni çağırıyor. Namazım mı, annem mi? Dervişliğe ağır bastı. Namazım demiş. Şimdi üç defa ya Cüreyc dediği halde oğlu ona cevap vermemesi, annesi hazmetmemiş, kırılmış. Ve annesi bir beddua yapmış. Demiş ki, ey Cüreyc, kötü kadınların yüzüne bakmadan Allah senin canını almasın. Anneler, babalar, ne kadar kızarlarsa kızsınlar, yapacaklarsa çocuklarına dua yapsınlar, beddua yapmasınlar. Allah'ım, çocuğumu kahret diyecek yerde ıslah et dersin. Senin de işine yarar, kendisinin de işine yarar, herkesin işine yarar. Kahret dediğin zaman ne senin işine yarar, ne annesinin işine, ne de kimsenin işine yaramaz. Sadece şeytanın işine yarar. Ne kadar yararsa. Annesi demiş ki, kötü kadınların yüzüne bakmadan Allah senin canını almasın. Ve annesi gitmiş. فَاُتِيَ الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ Gün ola, harman ola derler ya, o çobanla yatıp kalkan kadın hamile olmuş. Çocuk doğurmuş. Bu kadını zinakar bir kadın diye o zamanki idareciye şikayet etmişler. O idareci de sormuş, demiş ki sen bu çocuğu evli değilsin. Bu çocuğu kimden aldın? Cüreyç'ten aldım dedi. Cüreyç'te hiç alakası yok. Çobandan aldığı çocuğu kime havale ediyor? Cüreyç'e havale ediyor. Kâle, sahibu savme, şu Cüreyç dediğin hani o derviş gece gündüz ibadet eden mi? O mu? Gece silahlı, gündüz külahlı derler ya. Desene bu adam derviş gözüküyor meğer, samanın altından ne sular yürütüyor be, öyle mi? Dediler. Kâlet nâm, evet dedi işte o. Salma'de, o çilehanede gece gündüz ibadet eden var ya, bu çocuk onun, bu çocuğun babası odur. Kâle ihdimû salma'tehu ve'tûni bihi. O yetkili dedi ki, koşun bakayım. Bunun o çadırını, o çilehanesini yıkın, devirin, onu da bana getirin.
Hak ile yeksan edin, taş taş üzerine bırakmayın. Çilehanesini yıkın, ibadethanesini yıkın, onu da bana getirin bakayım. Gittiler baltalarla, balyozlarla beraber, bom bom bom. Savmağı yıkıldı. Çilehane yıkıldı. فَجَعَلُوا يَدَهُ اِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ Cüreyc'in elini boynuna bağladılar. Tutuklu bir şekilde götürüyorlar. Kime? İdareciye götürüyorlar. ثُمَّنْ تُلِقَ بِهِ Götürüldü. فَمُرَّ بِهِ عَلَى الْمُومِزَاتِ O şeye götürülürken, devlet idarecisi de o gün meclisinde zinakar kadınların mahkemesini görüyormuş. Bu kadın da onlardan birisiydi. Dolayısıyla Cüreyc huzura giderken ortada kim vardı? Yargılanan zinakar kadınlar vardı. Böylece فَرَآهُنَّ فَتَبَسَّمَ O affedersiniz fahişe kadınları görünce gülmeye başladı Cüreyc. Tebessüm etti. وَهُنَّ يَنْظُرْنَ اِلَيْهِ فِي النَّاسِ Kalabalık insanlar toplanmışlar, mahkemeyi takip ediyorlar. Şimdi Cüreyc kadınlara bakınca, efendim affedersin fuhuşun davası görülen bir salonda, kadınlara bakınca efendim tebessüm etmiş, kadınlar da bir taraftan Cüreyc'e bakıyorlar, bir taraftan da insanları seyrediyorlar. Melik'in huzuruna getirilmiş Cüreyc. مَا تَزْعُمُ هَذِهِ Bu kadınla ilgili kanaatin nedir diye sorar. Mahkeme başladı şimdi. قَالَ مَا تَزْعُمُ Yani neyi kastettin dedi Cüreyc. Olayı bilmiyor şimdi. İddiayı bilmiyor Cüreyc. Savmasının yıkıldığını biliyor. Büyük bir olay. İbadethanesi yıkıldı. Tutuklandı, götürülüyor, suçu ne bilmiyor ama. Zinakar kadınları görünce, fahişe kadınları affedersin görünce gülmeye başlamış sadece. قَالَ تَزْعُمُ اَنَّ وَلَدَهَ مِنْكَ Bu kadın, çocuğunun sana ait olduğunu söylüyor. Halbuki senin eşin değildir bu. Gayrimeşru bir ilişkiyle bu çocuk dünyaya gelmiş, bu kadın bu çocuğun sana ait olduğunu söylüyor. قَالَ اَنْتِ تَزْعُم۪ينَ Cüreyc döndü kadına dedi ki, gerçekten sen böyle mi söylüyorsun? Bu çocuğun bana ait olduğunu mu söylüyorsun? قَالَ اَنْتَعَمْ Evet dedi. Bu çocuk senden. قَالَ اَنْ هَذَا الصَّغِيرَ Peki çocuğu getirin dedi Cüreyc. Çocuk gelsin huzura. قَالُوا هُوَ ذَا فِي حِجْرِهَا Dedi işte buyur. Kadının kucağında çocuk var ya, işte o çocuk odur. Gayrimeşru seninle birleşmekten meydana gelen çocuk bu. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ Cüreyc o çocuğa dönmüş ve demiş ki, مَنْ اَبُوكَ Ey çocuk, baban kim? قَالَ رَاعِ الْبَقَرِ Sığırların çobanı demiş. Benim babam, ineklerin çobanı var ya, o. Ne oldu şimdi? Kundakta çocuk konuştu işte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kundakta konuşan iki çocuktan birisini İsa aleyhisselam olarak burada, bu hadis-i şerifte, birisini de Cüreyc'in sahibi diyor. Hani Talak suresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Bir insan takvaya bürünürse, her sıkıntıdan Allah ona bir çıkış yolu ikram eder. Cüreyc çok muttaki bir insandı. Allah ona bir çıkış yolu ikram etti mi? Şimdi Cüreyc'in bu olayına mucize denir mi? Denmez. Ne denir buna? Keramet denir. Hani bazıları kerameti inkar ederler ya. Bu hadis-i şerif değişik rivayetleriyle beraber sahih hadis-i şeriftir. Buhari'de var.
Kütüb-i Sitte'de var. Neyse, biz buraya geçelim. Bu sefer قَالَ الْمَلِكِ idareci bu manzarayla karşılaşınca iftira olduğunun çok net bir şekilde herkesin gözü önünde gördü. اَنَ جَعْلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ özür dileriz. Senin çilehaneni yıktık. Sana altından bir çilehane yapmamızı ister misin? Biz suçluyuz. Bu suçumuzu gidermek için altından sana çilehane yapalım. İbadeti yaptığın yeri biz ahşaptan delme, takma, çakma bir şeydi. Biz sana altından yapalım, ister misin? Demiş ki, hayır. Peki demiş, gümüşten yapsak kabul eder misin? Hayır demiş. Peki nasıl yapalım deyince, demiş ki, aynı malzemelerden tekrar ahşaptan olduğu şekli getirirseniz, âmenna asadık. قَالَ فَمَنْ لَذِي تَبَسَّمْتَ Peki bir soru daha soracağım, dikkatimi çekti. Sen bu yargılanan, affedersiniz, fahişe kadınları, fuhuştan yargılanan kadınları görünce tebessüm etmiştin. Sanki 40 yıllık ahbap gibi. Niye tebessüm ettin ki? قَالَ اَمْرَنَ عَرَفْتُهُ Bildiğim bir mesele vardı, onun için tebessüm ettim dedi. اَدْرَكَتْنِي دَعْوَةُ اُمِّي Annemin duası başıma geldi, bedduasına yakalandım dedi, onu hatırladım dedi. ثُمَّ اَحْبَرَهُمْ Olayı onlara anlattı. Dedi ki, böyle böyle bir olayla karşılaştı. Bu olayda annem mi, namazım mı, annem mi, namazım mı, annem mi, namazım mı, namazı tercih ettim, annem beddua etti. Dedi ki, ey Cüreyt, fahişe kadınların yüzünü görmeden, onların yüzüne bakmadan Allah senin canını almasın. Annesinin bedduası, mıknatıs gibi Cüreyt'i yakaladı. Biz burada İsa Aleyhisselam kundakta konuştu. Cüreyc'in sahibi olan o çocuk kundakta konuştu. Bunların mucizevi veya keramet yönünü bir tarafa koyalım. Dersimizle alakalı, konumuzla alakalı. Anne ve babanın duası da, bedduası da çok önemlidir. Bir insan namaz kılarken annesi onu çağırsa, babası onu çağırsa, davete icabet etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Tabii bu hadis-i şerifin izahında, şerhlerde güzel güzel açıklamalar var. Bir zamanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram namaz kılarken hem namaz kılarlardı, hem soru sorana cevap verirlerdi. Dünya kelamı yasaklanmamış idi. Daha sonra dünya kelamı yasaklandı. Bu bir namazdır. Dünyevi işlerden hiçbirisi bunda münasip değildir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdaki insanın başka şeylerle meşgul olmaması gerektiğini, dünya kelamı konuşmaması gerektiğini söylemiş. Cüreyc'in kıldığı namazda dünya kelamı yasak olmamış olabilir. Annesine buyur anneciğim deyip de ne istiyorsun diye sorabilirdi, cevap verebilirdi. Veya fıkıh kitaplarına yansıyan şekliyle söylüyorum. İnsanın kıldığı namaz ya farz namazdır ya nafile namazdır. Farz namazda kesinlikle kim çağırırsa çağırsın, peygamber dışında kim çağırırsa çağırsın, efendim namazı bozup onun davetine icabet etmek gerekmez. Ancak bir noktada namazı bozmak farz olur. Nedir o? Adam yanıyor, senden imdat istiyor. Veya kuyuya düştü imdadı. Yani böyle hayati bir tehlikeyle senden yardım isteyen insan varsa, efendim, eğer sen ona gerçekten yardım edip kurtarabileceksin, o zaman namazı bozmak farz olur. İster farz namaza dur, ister nafile namaza dur. Bunun dışında, efendim, hayati tehlikede senden imdat isteyen birisi değil de annen de seni çağırsa, baban da çağırsa farz namazda ne yapılmaz? Namaz bozulmaz. Nafile namaza gelince, bizi annemiz veya babamız çağırdığında namazda olduğumuzu biliyor mu, bilmiyor mu? Namazda olduğumuzu bildiği halde çağırıyorsa, durum başka. Namazda olduğumuzu bilmediği halde çağırıyorsa, durum başka. Evli olan yine darda değilse, namazdayken
biraz daha namazı hızlandırabilirsin. Annen çağırdı diye, baban çağırdı diye hızlandırırsın ama namazı bozup da ona cevap vermek gerekmez. Nafile namazlarda bizim namazda olduğumuzu bildiği halde çağırıyorsa bozmamak evladır. Biraz hızlandırırsın namazı. Eğer bilmiyorsa namazda olduğumuzu, bir an önce namazı bitirip ona cevap vermek veya namazı bozup ona cevap vermek caiz midir? Nafile namazlarda caizdir. İşin fıkıh boyutu budur. Hanefi mezhebinde böyledir. Hani Şafii mezhebinde ve bazı mezheplerde veya Şafii mezhebinde birçok alimin görüşü de namazdayken annen baban çağırırsa namazı bozman gerekir. Bu hadis-i şerifi de delil olarak ortaya koyuyor. Şimdi geçelim kıymetli dostlar Adiyat suresine. Surenin manasının anlaşılması noktasında şöyle bir başlangıç yapayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönem gerçekten çok berbat bir dönemdi. Ahlakın dip yaptığı, emniyet ve asayişin dip yaptığı, insanların sadece ve sadece güç ve kuvvet kullanarak namuslara, mal ve servete taarruz ve tecavüz ettiği bir toplum halindeydi. Akrabacılık ve kabilecilik hüküm sürüyordu. Mekke ve çevresinde emniyet ve asayiş diye bir şey yoktu. Kabileler arası savaşlar, güç denemeleri devam ederdi. Hiçbir kabile akşam yattığında güven içerisinde değildi. Çünkü bir başka bir kabilenin gece baskın yapacağı, onların mallarını gasp edeceği konusunda emin değillerdi. Ve genelde toplumda kabileler birbirlerine atlarla baskın yapar, sabahın erken saatlerinde giderlerdi, baskın yaparlardı. Çünkü sabah erken saatte gittiğinde kabiledeki insanlar uyuyorlardır, mayışmışlardır. Bunlara mukavemet edecek imkanları olmaz. Dolayısıyla sabahın erken saatinde girerler, henüz ortalık ışılmadan yapacakları baskınları yaparlar. Dolayısıyla baskıncılık, kabile kavgaları ve malları talan etme gibi hastalıklar toplumda hakimiydi. İnsanlar sahip oldukları at gibi değerleri kendi ve insanlığın menfaatinde değil de toplumun huzurunu bozmak için, yağma yapmak için, baskın yapmak için, anarşi ve terör için kullanırlardı. Allah Celle ve Ala Hazretleri Estaizu billah وَالْعَالِيَاتِ ضَبْحًا Hızlı bir şekilde içinden koşmasından dolayı bol bol nefes alarak kendine has bir yapı ile uğultu çıkararak koşan atlara فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا Bir de koşarken gece koştuğundan dolayı ateş çıkarıyor, taşların üzerine basa basa gidince böyle ateş çakarak koşan atlara. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا Sabahın erken saatinde baskın yapan atlara. فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا Tozu dumana katan atlara. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Toplumun ortasına gitmiş, kendine göre hakimiyetini kurmuş olan atlara. Yemin olsun ki innel insane li rabbihi lekenun. Bu atlara Allah Celle Celaluhu yemin ederek innel insane li rabbihi lekenun. Yemin olsun ki insanoğlu Rabbisine karşı pek de nankördür. Burada kıymetli dostlar asıl söylenmesi hedeflenen cümle burası. Şüphesiz insanoğlu yapı itibariyle, karakter itibariyle, genel itibariyle Rabbisine karşı pek nankördür. Hani derler ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bize birisi iyilik yapmış olsa, o
iyilik yapan insanı görünce hatırlıyoruz yaptığı iyiliği. En azından tavrımızı değiştiriyoruz. Yani ona saygı duyuyoruz, ilgi duyuyoruz. Yani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği kahve fincanlarının sayısı var mı? Yani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Allah-u Teala'nın bize kaç fincan kahvesi vardır? Alıp verdiğimiz her nefes Allah'ın bir fincan kahvesi değil midir? Gözün görmesi, kulağın işitmesi, oksijenli havayı teneffüs ediyoruz, içimize, ciğerlerimize temiz havayı alıyoruz, kirlenen kanımızı temizleyip tekrar nefesi dışarı veriyoruz. Kirli hava veriyoruz, temiz hava alıyoruz. Peki, kimin temiz havası? Kim ciğerlerdeki o kirli, ciğerler aldığımız temiz havayla kanı temizliyor? Biz elektrik süpürgesiyle, affedersiniz, evde kadınlar bir temizlik yaptığında kulaklarımızı tutar gibi oluyoruz gürültüden, değil mi? Evi temizlemek için bu kadar gürültü meydana geliyor. Senin benim kanımı temizlemek için hangi gürültü, hangi ses, etrafı rahatsız eden ses var? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız mümkün değil, sayamazsınız. Yani bir nefesle, bir gözle, bir kulakla anlatılacak cinsten değildir. Bir gözde milyonlarca nimet vardır. Bir kulakta milyonlarca nimet vardır. Bir böbrekte milyonlarca nimet vardır. Bir midede milyonlarca nimet vardır. Bir kalbin çalışmasında milyonlarca nimet vardır. Kalp dersin, geçersin. Ama git bakalım, adam kalp doktoru olabilmek için, profesörü olabilmek için 25 sene, 30 sene mücadele veriyor. Adı kardiyoloji. Yani ne demek o? Türkçeleştirelim onu isterseniz. Kalp doktoru. Yani kalple ilgili bilgilere, doğru sahih bilgilere geniş manada ulaşabilmek için, profesör olabilmek için 25-30 seneye ihtiyaç vardır. İlkokul, ortaokul, lisesi, üniversitesi. Ondan sonra uzmanlığıydı, asistanlığıydı, uzmanlığıydı, doktorluğuydu, profesörlüğüydü derken efendim adam 30 senesini veriyor, kalp doktoru, kalp profesörü oluyor. Peki bu adam kalp yapabiliyor mu? Yok. Şimdi kulak doktoru oluyor. Yani ne oluyor kulak doktoru olunca? O kulaktaki sırların bir kısmına vakıf oluyor. Şimdi gidiyorsun kulak profesörüne. Diyorsun ki kulağında sıkıntı var. Evet diyor, bir ameliyat yapalım diyor. Kulağın ne kadar duyuyor? Mesela %75 duymuyor, %25 duyuyor. Bir ameliyat yapalım diyor. Bir ameliyat yapıyor, o %25'i de gidiyor. Ne oldu? Kulak 0-0 elde 0. Ya profesörüm, sen 30 senedir bu işin ilmini alıyorsun, uygulamasını yapıyorsun. Ne yaptın? İşte yanlışlıkla sinir sistemine dokundum. Onlar kesildi. Dolayısıyla kulak işitme kabiliyetini kaybetti. Senin profesörlüğün bu işe mi yarıyordu? Yani 30 senelik profesör, kulakla ilgili yapacağım diyecek yerde ne yapabiliyor? Kulağı götürebiliyor. Onun için kulakla ilgili milyonlarca nimetler vardır. Her uzuvumuzla ilgili, yerlerle göklerle ilgili, çevremizle doğa ile ilgili sayısız nimetler vardır. Şimdi bir fincan kahve için eğer insan bu fincan kahveyi kendisine ikram edene teşekkür etmesi gerekirse Allah'a ne kadar şükredilmesi lazım? İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri mektubatında buyurur ki her nimete bir şükür gerekir. Her nimete bir şükür gerekir. Peki insan öyleyse Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Niye değildir? Çünkü mesela bir nefes almak bir nimet, vermek bir nimet. Alabilmek
Ayrı bir nimet, verebilmek ayrı. Bir insan sadece ve sadece aldığı verdiği nefeslerin şükrünü eda etmek istese, ortalama günde 24 bin nefes almış oluyor. 24 bin kere şükretmesi lazım. Sadece bu nefesle alakalı. Peki gözü var, kulağı var, böbrekleri var, damarları var, ciğerleri var, gırdakları var, var 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 yani. Nasıl olacak? İnsanoğlu Allah'a karşı şükür görevini ne yapamaz? Hakkıyla tamamlayamaz. Ancak Allah Celle Celaluhu işi kolaylaştırmıştır. Peygamberlerin Allah'tan şükür konusunda yardım istediğini Kur'an'da görüyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdâh ve edhilni bi rahmetike fî ibâdikes salihîn. Allah'ım babama, anama ve babama verdiğin, bana da verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmekten ben acizim. Ben bunu beceremem. Senden yardım istiyorum Allah'ım. Anama, babama, bana verdiğin nimetlerin şükrünü eda etme noktasında, salih ameller yapmam noktasında ve salih kulların arasına katılmam noktasında bana imdad eyle Allah'ım, yardım eyle Allah'ım. Süleyman Aleyhisselam'ın duasını Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere öğretiyor. Yani ey insanlar, siz de size, ananıza ve babanıza verilen nimetlerin şükrünü edadan acizsiniz. Benden yardım isteyin, benden destek isteyin. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri mektubatında der ki, bir insan sabahleyin, Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ehedin min halkike fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve leke şükür derse, akşam da aynı şeyi söylüyor da ma asbaha yerine ma emsa kelime, bir kelime değişiyor. Yani Allah'ım ben şimdi sabaha vardım. Bana ve çevremde ne kadar nimetler varsa feminke vahdek. Bütün bu nimetlerin hepsi sendendir. Bütün bu nimetlerin gerçek sahibi sensin. La şerike lek, ortağın yoktur. Felekel hamdü, bütün hamdler sana aittir. Ve leke şükürler sana aittir. Bir insan sabah kalktığında bunu söylerse, inanarak samimiyetle söylerse, akşama vardığında Allah'ım ben şimdi akşama vardım, bana ve çevremde, evrende ne kadar nimetler varsa hepsi sana aittir, ortağın yoktur, bütün hamdler sana aittir, bütün şükürler sana aittir derse, o 24 saatin şükrünü eda etmiş sayılır diyor. 24 saatin şükrünü. Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqik fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve leke şükür. Akşam olunca bir kelime değişiyor. Allahümme ma emsa bi min ni'metin ev bi ahadin min halqik. Ayrıca insanın her organı, affedersiniz, her eklem yeri 360 insan vücudunda eklem olduğunu hadis-i şerif ifade ediyor. Her eklem yerinin çalışması insan için ayrı bir nimet. Her eklem yerinin çalışması ile ilgili insan her gün bir sadaka vermesi lazım, vergi ödemesi lazım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi ben kafamı sağa sola çeviriyorum. Boynum tutulmuş olsa hiç başımıza gelmiş midir? Belimiz hareket ettiriyoruz. Belimizi hareket, belimiz bir tutulsa ne zor oluyor be. İnsan oturamıyor, kalkamıyor. Dizimiz tutulsa, parmağımız çalışmamış olsa, eklem yerleri. Gerçek. Çenemiz çalışmamış olsa. İnsan vücudunda 360 tane. Her gün çalışması ayrı bir nimettir. Şimdi elektrik saati durmadan dönüyor. Lamba yanıyorsa bir şey alet, buzdolabı durmadan dönüyor. O durmadan dönmesi senin nerine yükleniyor? Faturaya yükleniyor. Döne 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 ne yapıyoruz? Senin faturana yükleniyor. Peki elektrik kurumu oraya saat koydu, su dönüyor, faturaya yükleniyor. Su iskine koymuş, fatura koymuş. Musluktan damladıkça o da dönüyor. Nereye yükleniyor?
Fatura şey saate baktığın zaman aklına ne geliyor? Fatura geliyor. Ödemesi var şimdi. Doğalgaz tık 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 düşüyor. Dönüyor. Nereye yansıyor? Faturaya yansıyor. Ah dostum be. Gözünde saati var. Kulağında saati var. Her nimetin saati var. Dönüyor, dönüyor. Bunun bir faturası, faturaya yansıması var. Günlük olarak birer sadaka vermek gerekir her eklem yeriyle ilgili diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulallah bu kadar sadakayı kimin imkanı var, kim verebilir ki? 360 tane sadaka günde vermen gerekir sadece eklem yerleriyle alakalı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Sübhanallah bir sadakadır, Elhamdülillah bir sadakadır, Allahu Ekber bir sadakadır. Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. Bir selam vermen sadakadır. Abdest alman sadakadır. Dolayısıyla illa para vermen gerekmiyor. Bunların her birisi sadakadır. Ama kalkarsın, iki rekat işrak namazı kılarsın. Dört rekat kuşluk namazı kılarsın mesela. Dört olur, sekiz olur. O işrak namazı, kuşluk namazı var ya, hepsinin yerine kaim olacak bir sadakadır diyor. Yani Allah Celle Celaluhu ne yapmıştır? Bizim şükrümüzü kolaylaştırmıştır. Yoksa bunların vergisini ödemeye bizim gücümüz yetmezdi. Onun için işrak namazı, kuşluk namazı. İşrak namazı hangisine diyoruz? Güneş doğduktan takriben yarım saat 45 dakika sonra kılınan iki rekat namazı işrak namazı diyoruz. Ondan bir saat, bir buçuk, iki saat sonra öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınan namazı da kuşluk namazı deniyor. Bazen bunlar birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar. Yani bir insan farz olmayan bir namaz ki kuşluk namazı, sünnet olan bir namazdır. Bu namazı prensip haline getiriyorsa kuşluk namazı diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz kılmıştır, bana da tavsiye etmiştir ve günlük şükür görevimi, faturalarımın tamamını ödeme yerine kaimdir. Otomatik ödeme oluyor o zaman. Yani kuşluk namazını kılınca otomatik ödeme oluyor. Ne yapmış oluyorsun? Günlük efendim faturaların tamamını ödemiş oluyorsun. Elhamdülillah. Rabbimiz buyuruyor ki yemin olsun ki insanoğlu yapısı itibariyle hanımına karşı, çocuklarına karşı farklı ama Allah'a karşı, Rabbisine karşı çok nankördür. Şimdi lekenödün bir anlamı da şu kıymetli dostlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim de belimde biraz ağrı var. İşte dizim ağrıyor. Ekonomik sıkıntılar var. İnsanoğlu başına gelen musibetleri hep konuşur. Güzel de, o musibeti sana kim verdi? Allah verdi. Peki sen kaç yaşındasın? 55 yaşındasın mesela. 55 senedir dizim ağrımıyor dediğin hiç oldu mu? Yok. Ağrıdığı zaman ağrıyor diyorsun da ağrımadığı zaman niye ağrımadı, iyi çalışıyor demiyorsun? Yani Allah'ın verdiği nimet tarafını insan konuşmuyor. Hangisini konuşuyor? Aksadığı zaman konuş. Bir sene başın hiç ağrımaz. Bir gün baş ağrısı. Nasılsın? Ya başın çok ağrıyor. Peki ağrımadığını hiç söylemiş misin? Yani insanoğlu Allah'ın verdiği nimetleri konuşmuyor ama başına gelen sıkıntıları böyle tespih çeker gibi herkese anlatıyor. Başım ağrıyor, dizim ağrıyor, dizim ağrıyor, dizim ağrıyor, dizim ağrıyor. Yani dizim ağrıyor demek bir zikir değil ki. Ve dizim ağrıyor demek gibi çözüm de değildir. اِنَّ الْاِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُودٍ Yani Rabbisinin verdiği nimetleri konuşmaz ama neyi konuşur? Başına gelen musibetleri konuşur. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٍ O buna şahittir. Burada o buna şahittir yani Allah buna şahittir manası da var. Yani Allah Celle Celaluhu kulunun yaptığı nankörlüklerin tamamını çok iyi biliyor. Veya وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٍ İnsanoğlu kendi yaptığı bu nankörlüğün kendisi de şahit. Bütün tavır ve davranışlarına bak, lisan haline bak, nankörlük fışkırıyor zaten.
Kıymetli dostlar, Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu derdi ki, ben zannederdim ki bizim başımıza gelenler cehaletten geliyor, cahillikten geliyor. Fakat şimdi diyorum ki başımıza gelenler cehaletten değil, ya bildiğimizle amel etmemekten geliyor. Başımıza gelen musibetler cehaletten değil, nereden geliyor? Bildiklerimizle amel etmemekten geliyor. Şimdi kıymetli dostlar, 2021 yılındayız. Bu yıllarda, 2000'li yıllarda yaşayan biz insanlar, bizden 50 sene önceki hayatı yaşayanlarla kıyaslandığı zaman, 100 sene önceki hayatı yaşayanlarla kıyaslandığı zaman bizim sahip olduğumuz nimetlerin haddi hesabı yoktur yani. Bizim şimdi elimizde öyle nimetler var ki 100 sene önce bunları konuşsalar ya olmaz böyle şey, bu cennette ancak olabilir falan. Nasıl yani? Yani eline bir cihaz alacaksın, o cihaza bakacaksın, canlı canlı Kâbe'yi seyredeceksin. Konuşacaksın oradaki insanlara. Bunu 100 sene önce konuşsalar bu keramet, bunu evliya falan keramet olarak yapabilir denirdi. E şimdi anamıza, babamıza, çocuğumuza ne yapabiliyoruz? Amerika'dakiyle konuşabiliyoruz. Sadece konuşmak değil, görüntülü bir şekilde konuşabiliyoruz. Hatırlar mısınız böyle telefonlar ilk çıktığı zaman anamıza, babamıza, bir dostumuza telefon yapmak için PTT'ye gideceksin, sırada bekleyeceksin, yazdıracaksın. Efendim sıra gelecek sana da, konuşacaksın. O günler. Şimdi nasıl, ne PTT'si be ya? Yatağında yatarken, yolda yürürken, efendim dağ başında dolaşırken bir taraftan konuşuyorsun. Hatta görüntülü bir şekilde konuşabiliyorsun. Bunlar nimet midir? Nimettir. Peki, bu şükrü gerektirir mi? Gerektirir. Telefonla selfie çekmek ayrı şeydir. Bulunduğun ortamlara, çok güzel bir manzara vardır, şunu bir selfie çekelim, bunu bir kayda alalım demek ayrı şeydir. Bu nimetin farkında olup şükretmek ayrı şeydir. Oraları buraları, ülkelerin veya ülkenin güzel yerlerini gezerek fotoğraflarla albüm haline getiren insanlar. Bu yerleri gezerken, bu güzellikleri görürken, bu güzellikleri yaratan Allah ile ne kadar buluşuyoruz? Adam sabahtan akşama kadar orası senin, burası benim geziyor. Bu kadar büyük nimetleri görüyor. Namazını ya hiç kılmıyor veya işimiz var, acele, çabuk, haydi. Ne abdesti abdeste benziyor, ne namazı namaza benziyor. Bak kardeşim ya, bu kadar nimetleri görünce Allah'a daha samimi secde etmek gerekmez mi? Yani sabahtan akşama kadar orası senin, burası benim. Kovalamaca yapıyorsun, nefsin için. Bütün o gezdiğin, gördüğün güzellikleri yaratan Allah'a secde edeceksin. Namaz namaza benzemiyor ya. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım kardeşim ya. Seni gezdiren, bu güzellikleri sana gösteren, bu güzellikleri yaratan Allah'a secdeye varıyorsun. Oradaki namazın farklı bir namaz olması lazım. Daha kaliteli bir namaz olması lazım. Aceleye gerek yok, hırsızlığa gerek yok, çabuklamaya gerek yok. İnsan nankör olmamalı. O gördüğü bütün bu nimetlerin İnsan üzerinde, ibadette etkisi olması lazım. O güzel nimetleri gördükten sonra eline tesbih alıp La ilahe illallah demek farklı olması lazım. Murakaben farklı olması lazım. Öyle olursa nankör olmamış olursun. Sadece güzelliği görüyorsun, o güzelliği yaratanı görmüyorsun. Ne işe yaradı bu? Fırıncı olmadan ekmek olur mu? Sadece ekmeği görme, fırını gör, fırıncıyı gör. Fırıncı olmazsa, fırın olmazsa ekmeği nasıl yap? Nereden alacaksın ekmeği? Çiftçi olmazsa,
bağ ve bahçe olmasa karpuzu kavunu nereden bulacaksın? Domates salatalı nereden bulacaksın? Evet. İnnel insane li rabbihi lekenûn ve innehu alâ zâlike leşehîd. İnsanın çok nankör olduğuna yapı itibariyle hem Allah şahittir hem de kendisi şahittir. Ve innehu insanoğlu li hubbil hayri leşedîd. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, insanoğlu mal sevgisi konusunda çok şiddetlidir. Aşırı derecede para, para, para. Para malın özetidir. Para ne oluyor? Araba oluyor, para ev oluyor, para arsa oluyor, para elbise oluyor, para ayakkabı oluyor, para ekmek oluyor, para elma oluyor, meyve oluyor, yemek oluyor. Para ne oluyor? Malın özeti olmuş oluyor. Mevla buyuruyor ki, insanoğlu mal sevgisinde çok aşırıdır der. Mesela hemen ayeti kerimeyi anlayalım kıymetli dostlar. Şehirler arası trafiğe çıktığınızda tırlar, kamyonlar nereden çıkmış? Kocaman kamyon yüklenmiş, tır yüklenmiş. Nereden geliyor? Uluslararası gelenler var, şehirler arası gelenler var. Bu tırı yükleyenler ne için yüklemişler? Bu tırın şoförü günlerdir geliyor, ne için geliyor? Hepsi para. Doğru mu? Sabahleyin yatağından kalkanlar yüzünü gözünü yıkayıp yola çıkıyorlar. Saat 7'de, 7.30'da yola çıkıyorlar. Trafiğin ana sağlıyor. Koşuyor bu insanlar. Nereye koşuyorlar? Paraya koşuyorlar. İşe gidiyor, yani paraya gidiyorlar. Dönüyor, dolaşıyor insanoğlu. Ne için dönüyor, dolaşıyor? Para için dönüyor, dolaşıyor. Peki yoruldum demiyor, diyor mu? Demiyor. Yarın da koşuyor, öbür gün de koşuyor. Pazartesi koştu, salı koşuyor, çarşamba koşuyor, perşembe koşuyor, cuma koşuyor, cumartesi koşuyor. Arada bir pazar tatili yapıyor, pazartesi tekrar koşuyor. Peki kardeşim, tamam. Para lazım diye para için koşuyorsun. Peki, adam şimdi bakın, yaşadığımız dünya bu. Bakıyor ki internette Malatya'da bir araba 1.000 lira daha ucuz normal fiyatlarda. Buradan Malatya'ya gidiyor arabayı 1.000 lira ucuza alabilmek için. Doğru mu değil mi? Konya'ya gidiyor. Ey dostlar, buradan Malatya'ya, Malatya'dan oraya iyi bir sohbet dinlemek için kaç kişi gider ki? Allah için, Allah rızası için kaç kişi gider ki? Ne Malatya'sı be? Adam burnunun dibindeki camiye, namaza gidemiyor, cemaate gidemiyor. Yatağından kalkıp sabah namazını pijama ile beraber evinde kılıyor. Üstünü başını doğru düzgün giymek de giymiyor. Hadi giydi diyelim, ya camiye gitse, soruyorum size şimdi. Evimizde kıldığımız namazla camide kıldığımız namaz arasında en az 25-27 derece fark var. Doğru mu? Bir araba 1.000 lira ucuzdur diye, 2.000 lira ucuzdur diye buradan ta Malatya'ya, Konya'ya, efendim Diyarbakır'a giden adam oradan 1.000 lira kar etmek için, 2.000 lira kar etmek için bu kadar mesai sarf eden adam evde kıldığı namazla camide kıldığı namaz arasında 27.000 lira var. Mesela, aslında ben evde kılayım diyor. Ve innehu li hubbil hayri leşedîd. Para olunca, dünyalık olunca aşırı sevgi vardır insanda diyor Mevla. Ama ibadetlere gelince, ahiret sermayesine gelince, şimdi bir başka şey söyleyeyim size. Bir mezar düşünün. Adam mezarın üzerini birinci sınıf kalite mermerden yapıyor. Birinci sınıf mermerden yapıyor. Bir sürü masraf ediyor. Soruyorum sana. O kalite mermerden yaptığın mezarın üzerindeki oluşturduğunun alttakine faydası var mı? Asla bakalım.
Benim üzerime mermerden güzel bir kabir yapıldı diye alttakinin zerre kadar bundan faydası yok. Orada bir sürü para harcıyor. Mezarın üzerine mermer, hem de çok lüks mermer yapabilmek için. Ama anasının ruhu için, babasının ruhu için, kendi amel defterine yansısın diye o mermere verdiği paranın 40'ta birini vermekte zorlanıyor. Hangisi ne işe yarar? Mermer de, efendim, orada yaptığım bütün masraflarda hepsi kör ve çöptür, başka hiçbir şey değildir. Sonuçta bu olacaktır. Şimdi adam ölüyor. Son zamanlarda biraz daha adet haline geldi. Yurt dışında ölüyor. Buradaki camilerde salat okutuyorlar adamı. Efendim, Diyarbakır'da ölüyor, Malatya'da ölüyor, Trabzon'da ölüyor. Burada salat okuyorlar. Cenazesi orada, burada değildir. Şimdi, hocam bize bir salat oku. Nerede cenaze? Trabzon'da. Kardeşim, Trabzon'daki cenazenin burada salası olur mu? Hocam olur mu? İlla okuyacaksın diyor. Adama o salayı okumak var ya, adeta farzlardan bir farz gibi onun için çok önemli. Olmazsa her tarafı yakar yıkar. Kardeşim, okuduğun salanın toprağın altındakine faydası yok. Ölene faydası yok, okuyan kişiye faydası var. Efendimiz de salatü selam getirdi, o kadar. Sen eğer ölü için bir şey düşünüyorsan bu salayı, ölünün buna faydası yok. Yani, kıymetli dostlar, bizim iki tane hayatımız var. Birisi fani, birisi bakidir. Fani olan şu dünya hayatıdır. Kefene bürünmeden önce yaptığımız her şey fani dünya hayatı ile ilgilidir. Kefenden sonra bizimle beraber gelecek olan her şey ebedi ve baki olan hayatımızla ilgilidir. Ahiret hayatımızla ilgilidir. Hangisi bizim için değerlidir? Bir arkadaşımız vardı. Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin. Ticaretle uğraşıyordu. İşleri iyi gitmiyordu. Piyasada borçları falan vardı. İşleri iyi gitmeyince stres yapıyordu. Diyordu ki bana, ya hocam diyordu bana, stres olunca da böyle iştahım çok oluyor, fazla yemek yiyorum diyordu. Kendimi frenleyemiyorum. Kilosu artıyordu. Dedim ki ben de kendisine, seni biraz rahatlatayım dedi. Nasıl hocam dedi. Dedim, nasıl olsa hani kendine malik olamıyorsun, yiyorsun ya. Şu niyetle, ya Rabbi, ben öldüğüm zaman fazla böcekler istifade etsin niyetiyle yiyorum. Çünkü yedikçe kilo artacak, etler artacak. Bu sefer kabre girince, efendim, bir haftada zayıf bir insanı böcekleri bitiriyorsa şişman olunca, iki haftada bitirmiş olur. Daha fazla böcek. Yani ya Rabbi, böceklere sadaka niyetiyle. Ah kardeşim, biz hep böceklere çalışıyoruz. Yediğimizde böceklere çalışıyoruz. Toprağın altına girince işte o böcekler götürecek. Neyi götürecek? Etimizi, kemiğimizi götürecekler. Burnumuzdan, kulağımızdan, parmak aralarımızdan, bilmem ne, göbeğimizden, her tarafımızdan kuşatacaklar. Bizim bir arkadaşımız vardı. Derdi ki, çok kalabalık çocukları vardı. 10 küsür tane çocuğu vardı. Şimdi misafir olarak eve geldiği zaman derdi ki, hocam dedi, siz dedi çocukları yedirmek için dedi mücadele veriyorsunuz dedi. Biz dedi hiç öyle mücadele vermeyiz dedi. Biz evvela anne baba yememizi yeriz dedi. Anne baba yememizi yeriz dedi. Ondan sonra çocukların hepsini sofraya koyarız dedi. Onlar dedi zaten kalabalık oldukları için bana sıra gelmeyecek, yemek kalmayacak diye onları birbirleriyle yarış yaparak yemek yiyorlar. Hadi oğlum ye demeye gerek yok, isterse yesin diyor. Biraz sonra bir şey kalmayacak diyor. Şimdi teşbih tarzı yok. Şimdi bu kadar böcek isterse yemesin bakayım, yemezse ha, nazlansa ne olacak? Biraz sonra bir şey kalmayacak. Her taraf böceklerle beraber sarılmış. Kulaktan, dudaktan, burundan, değil mi? Gözlerden, göz kapaklarından, parmak aralarından, göbekten her taraf. İsterse yemesin böcekler, seyir halinde, sefer halinde koşuyorlar. İşte sen, ben ya böcekler için hazırlık yapmış oluruz veya ebedi ahiret sermayesi için bir hazırlık yapmış oluruz. İnsanoğlu hangisine düşkündür? Arabayı seviyor.
arsayı seviyor, parayı seviyor, gezmeyi seviyor. Bütün bunlar hepsi kefene kadar. Hepsi kefene kadar. Peki arabayı sevdiğimiz gibi namazı sevebiliyor muyuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bizim köyde, affedersiniz, bir tane merkep var idi çocukluğumuzda. Bildiğim bir tane merkep vardı. Diğerlerinin merkebi de yoktu. Şimdi bizim köyde arabası olmayan yok. Sizin köyde nasıl bilmem. Arabası olmayan yok. Model model arabalar şimdi köylere çıkıyor. Affınıza sığınarak söylüyorum. Yaylaya çıkarken kamyonların üzerinde insanlar taşınırlardı. Kamyon çıktığı zaman. O zaman tabiye giderlerdi. İlk kamyon çıktığı zaman kamyonlar yükleri ve insanları taşırlardı. Şimdi kamyonlar atları ve inekleri taşıyor. Kamyon insan yol taşıyan bir araç değil ama o zamanlar öyleydi. Şimdi insanlar o yaylalara model model arabalarla gidiyorlar. Affedersiniz, merkebi olmayan ama şimdi model arabası olan, arabayı aldığından bugüne kadar kaç defa şükür için namaza durmuştur? Kaç defa bir köşeye çekilmiş, Allah'ım böyle bir araba bana verdin. Bana bir daire verdin. Bana hayır bir evlat verdin diye köşeye çekilip gözyaşı dökmüştür. Ya Rabbi şükür demiştir. Sanki bunlar sıradan şeyler. Ahmet'in vardı, benim yoktu. Benim de oldu, normal, ne var ki? Nasıl normal ya? Nasıl normal ya? Bunu mu normal görüyorsun sen? Bunu veren Allah, vermesini bildiği gibi almasını da bilir. Hesap sormasını da bilir. Ve innehu lihubbil hayri leşedid. İnsanoğlu mal konusunda aşırı sevgisi vardır. Ve dolayısıyla öyle aşırı bir sevgi onu cimriliğe de sevk ediyor. Zekatını verecek, vermiyor. Yanı başında açlıktan kıvranan yetimler, yoksullar vardır. Suriyeliler vardır veya başkalar vardır. Beni ilgilendirmez diyordur. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, اَفَلَا يَعْلَمُ Bu insan bilmez mi? اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Kabirdekiler çıkartıldığı zaman. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Sadirlerde, göğüslerde ve kalplerdeki duygular da ortaya konduğu zaman. Yani kıymetli dostlar, insanoğlunun kalbinde düşündükleri önemli mi? Bakın ne diyor Allah Celle Celaluhu. Ey insan, bilmiyor musun ki kabirdekiler diriltildiğinde, kalplerdeki göğüslerdekiler tahsil edildiğinde. Yani insanoğlunun yaptığı ameller iyi niyetle yapmış olabilir, kötü niyetle yapmış olabilir. Sadece amele bakmıyor Allah Celle Celaluhu. Amel ve niyete bakıyor. İkisi ne niyetle yapılmış ve ne yapılmış. Bütün bunlar ortaya konacak mı yarın? Konacaktır. Şimdi kıymetli dostlar, markete gidersiniz, eczaneye gidersiniz. Ağrı kesiciler burada. Mesela eczaneye gittiğiniz zaman işte şuruplar şurada. Yani nevi nevi böyle raflar dizilmiştir. Rastgele ilaçları dizmezler. Aradığı zaman hangisini nerede bulacağını bilir. Markete gittiği zaman işte deterjanlar şurada, yağ, peynir şunlar. Yani nevi nevi değil mi? Yarın ahirette Allah Celle ve Ala Hazretleri insanların amellerini de farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar, haramlar, mekruhlar, müfsitler, gıybetler, yalanlar, iftiralar. Bölüm bölüm. Bölüm bölüm hepsi ortaya konacak. Bu insanın hayatında farzlardan neler yapılmış, vaciplerden neler yapılmış, namaz reyonu, oruç reyonu, zekat reyonu, sadaka reyonu, yalan reyonu, iftira reyonu, gıybet reyonu, anaya babaya isyan reyonu, hangisinde ne var? Hepsi ortaya konacak. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Gidersen reyonda bakarsın, pirinç bir reyonda reyon, pirinç yok, kalmadı mesela. Makarna reyonda yok,
Senin, benim, her birimizin namaz reyonu, oruç reyonu, zekat reyonu, anaya babaya saygı, komşuya gösterilmesi gereken ilgi, bunların hepsinin reyonları vardır. Haramlar, günahlar, nevi nevi. Nasıl ki ağrı kesiciler, şuruplar, mide ilaçları, hepsi ayrı ayrı yerlere konmuş. Yarın senin amel defterinde, benim amel defterimde de bunlar ve hussile ma fi's sudur. Sadece ve sadece işte namaz denmiyor. Niyetiyle beraber, kalpteki duygularıyla beraber, hangi duyguyla nasıl kıldık hepsiyle beraber yansıyacaktır. Ve hussile ma fi's sudur. Göğüstekiler bunlar amel defterlerine yansıyacak, reyonlara yansıyacak. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْنْ لَخَب۪يرٌ Şüphesiz o insanların Rableri, o reyonlara yansıyanlar yansısın da, hiç yansımasa ne olacak? Allah zaten hepsini biliyor. Yani hepsini biliyor demek burada, gereğini yapacak demektir. Ben hepsini biliyorum, hepsinin gereğini yapacağım demektir. Yani kıymetli dostlar, yarın ahirette sadece şunu yaptı, bunu yaptı ortaya çıkmayacak. Ne niyetle yaptı o da ona ilave olarak o da piyasaya çıkacak kıymetli dostlar. Onun için iyi ameller yapmak lazım, iyi niyetle yapmak lazım. Bundan dolayıdır ki ecdadımız amellerimizi düzeltmek için medreseleri inşa ettiler. Bu medreselerde haramı, helali, farzı, vacibi insanlara öğretmişler. Amellerinizi şu fıkhi kriterlere göre yapacaksınız ki doğru yapmış olasınız. Peki amel yapıldı ama ne niyetle yapıldı? Kalplerin ıslahı için de tekke ve zaviyeleri inşa ettiler. Medresede ilmini tahsil edeceksin, tekkede kalbini tezkiye edeceksin. Yaptığın amelleri sadece ve sadece Allah için, Allah rızası için yapmayı başarmak için özel bir eğitime ihtiyaç var. Bunu medrese görmeyebilir. Bunu tekkede, zaviyede, yani bir Allah dostunun taht-ı himayesinde göreceksin. Bundan dolayıdır ki tasavvuf çalışmalarında La ilahe illallah, La ilahe illallah zikri devam eder. Her yüzbaşında وَلَا مَوْجُودَ اِلَّا اللّٰهِ diyorsun mesela. Diğerine göre. Ne diyorsun? Allah'tan başka mevcut yoktur. Her varlık bugün var ama dün yoktu. Yarın da yok. Dün yoktu, yarın da yok. Bugün var, sen onu yok kabul et. Ama Allah Celle Celaluhu dün de var, bugün de var, yarın da olacak. يَا بَاقِي entel baki. Baki olan yalnız Allah'tır. Şimdi dün olmayan, bugün olan ama yarın da olmayacak olanı gönlümde putlaştırmanın bir anlamı yok. Ben de dün yoktum, bugün varım, yarın yok olacağım. Binaenaleyh Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kullarım ben sizin amellerinize bakıyorum ama o amellerinizi yarın vitrine koyarken namaz olarak koymayacağım sadece. Zekat olarak koymayacağım sadece, oruç olarak koymayacağım sadece, niyetinizle beraber koyacağım. وَحُسُّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Göğüslerinizdekiler, kalplerinizdekiler tahsil edilecek. Nevi nevi, bölüm bölüm ortaya konacaktır. Her şey net bir şekilde ortaya konacaktır. Allah bize imdad eylesin. Yüce Rabbim, kalbiyle kalıbıyla, kendi yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, Rızaullah'a doğru koşan bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, dersimi burada bitirirken siz dostlarımızla şunu paylaşmak istiyorum. Ben çocukluğumdan beri Kur'an'la meşgul olmaya çalışan, Allah rahmet eylesin, babam bu yola koydu. Cenab-ı Hak gârkı gârık rahmetler eylesin. Hepinizin ölülerine, hepimizin ölülerine rahmet eylesin. Bana bu yolu tercih ettirdi. 5 yaşından itibaren evvela Bayburt'a gönderdi. Haydi yatılı olarak git dedi 5 yaşında. Şimdi 12 yaşındaki anne ben diyor çocuğuma da, çocuğumdan ayrı kalamam diyor. Yatılı değil gündüz olsun diyor. Anneler değişti, babalar değişti şimdi. Bu yolu sevdirdi. Elhamdülillah bugüne kadar böyle geldik.
Ben bu işlerle meşgul olan, çocukluğundan beri meşgul olan bir kardeşiniz olarak hepinize şu tavsiyeyi yapmak istiyorum. Çocuklarınızdan, torunlarınızdan, yeğenlerinizden mutlaka ehli Kur'an insanları yetiştir. Ailenizde var olan doktorlar, var olan mühendisler, var olan kimyagerler, var olan bilmem idarecilerle iftihar etmek yerine bir hafız efendi, bir hoca efendiyle iftihar ederseniz isabet edersiniz. Çünkü doktorluk önemlidir, lazımdır. Mühendislik önemlidir, lazımdır. Ama hiçbirisi mezardan sonrasına hitap etmiyor. Hiçbirisi mezardan sonrasına hitap etmiyor. Ama ilim ve irfan dediğimiz, Kur'an dediğimiz, sünnet dediğimiz hem dünyaya hitap ediyor hem de ahirete hitap ediyor. Rahmetli babam öğrencilere sohbet ettiği zaman şöyle derdi, dikkatimi çekerdi. Çocuklar, çok güzel bir meslektesiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin bulunduğunuz köye gelse, bir evde misafir olacak olsa sizi tercih eder hafız olarak derdi. Ve gerçekten çok güzel bir tespitti. Yani benim size tavsiyem, çocuklarımızı yönlendirelim. Nasıl yönlendirelim? Ehli Kur'an olmaları noktasında, alim olmaları noktasında yönlendirelim. Evimizde, ailemizde, ocağımızda, mahallemizde, köyümüzde haramı helali bilen, yaşayan, öğreten, bizim aileden birisi olsun. Bunu tavsiye ederim. Kardeşiniz olarak tavsiye ederim. Dolayısıyla elhamdülillah cemaat olarak bu yolda çok yabancı insanlar değiliz. Bazen bakıyorum ki adam diyor ki hocam diyor 3 tane çocuğum var, 3'ü de medresede okuyor. Yani inanın ki bayılıyorum o insanın fedakarlığına. İmreniyorum o insanların fedakarlığına. Hocam diyor bir tane kızım vardır diyor. O da diyor medresede okuyor, hafızlık yapıyor ve Arapça okuyor. Bayılıyorum o insan. Asıl zenginlik budur be. Gerçek servet budur be. Toprağın altına gitsen bile onun okuduğu Kur'anlardan, kıldığı namazlardan, yaptığı dualardan istifade edeceksin. Artık insanların gönlü dünya sevgisiyle doldu taştı kıymetli dostlar. İnsanlar hep dünyaya meylediyorlar. Ehl-i Kur'an insanların sayısı azalıyor. Nüfus çoğalıyor, ehl-i Kur'an'ın sayısı azalıyor. Büyük bir tehlike ortalığı sardı. Çok affedersiniz, yakın tarihe kadar ben gavurum diye gavurluğun reklamını yapan adam duyar mıydınız? Duymazdınız. Ama şimdi toplumda çok affedersin, oturuyorsun bir adamla, ben diyor ateistim diyorum. Sana sormadım ki ben nesin? Adam gavurluğun reklamını yapmaya başladılar ülkemizde. Adama hiç sormuyor, adam diyor ki ben diyor ateistim diyor. Ya sormadım mı sana sen nesin? Reklam yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir toplumdayız, bugün böyle, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak? Gemisini kurtaran kaptanı deryadır derler ya, biz gemimizi kurtarmaya çalışalım. Çocuklarımızı, nesillerimizi kurtarmaya çalışalım. Elhamdülillah Küçükçekmece'deki Kur'an kursuyla faaliyeti başladı. Efendim aşağı yukarı gündüz sınıf kapasitesiyle beraber belki 800 tane öğrenci alabilir küçüklerle beraber ama yat kapasitesi 400 küsür. Şimdi burası cıvıl cıvıl elhamdülillah 100 küsür öğrenciyle 170 öğrenciyle başladı. Zaman içerisinde bu tamamlanmış olacak. Ehl-i Kur'an insanların sayısı çoğalsın diye bir mücadele veriliyor. Geçen senelerde sizinle beraber Çekmece ile ilgili işte böyle bir müessese başladı, inşaatı devam ediyor falan diyorduk size. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bugün bize neyi konuşturuyor? İçerisinde talebeler var ve bunlar okuyorlar diye. Bir sürü elhamdülillah İstanbul'da güzel güzel medreseler var. Çocuklarımızı okutmak istersek, onlara ehli Kur'an yapmak istersek İstanbul'da fırsatlar çok. Birçok insan dışarıdan İstanbul'a geliyor. Bu nimetlerden istifade etmek için ben de çocuklarımızı ehli Kur'an yapalım, yetiştirelim diye tavsiye ediyorum bir kardeşiniz olarak. Özellikle bunu düşünün. Çocuğumuzu yetiştirirken oğlum ben seni bir alim olarak görmek istiyorum, hafız olarak görmek istiyorum diye yönlendirelim diye tavsiyede bulunup duayla beraber bitiriyorum. Amin.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle, amellerimizi salih eyle, niyetlerimizi halis eyle. Sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle, ibadetlerimizi mevrur ve makbul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından tatlı uykusunu ve istirahatını terk ederek buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen, ekranların başında zaman ayırıp sohbetleri dinleyip dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her ne türlü hayırlı muratları varsa ikram eyle. Her ne türlü maddi ve manevi sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Ya Rabbi bizlere duyurduğun, dinlettiğin ayeti kerimelerden, hadis-i şeriflerden, sohbetlerden istifade etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi her birimizi eşlerimizle, aile bireylerimizle ölüm şerbetini içmeden, o yolculuğa çıkmadan o yolculuk için ciddi manada hazırlık yapan bahtiyar kullarından eyle. Dünyadan ahirete göçerken ahiret zengini olarak göçmeyi her birimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Çocukluğumuzdan bugüne kadar, buluğa erdiğimiz günden bugüne kadar ne kadar hesabını veremeyeceğimiz yanlışlar, günahlar işlediysek senden başka iltica edecek kapımız yoktur. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Amel defterlerimizi tertemiz eyle ya Rabbi. Tekrar aynı yanlışları yapmaktan, benzeri yanlışları yapmaktan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile bireylerimizi, dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi haramlardan nefret edenlerden eyle ya Rabbi. Ateşten kaçar gibi günahlardan kaçanlardan eyle ya Rabbi. Pislikten nefret eder gibi haramlardan, günahlardan nefret edenlerden eyle ya Rabbi. Ailece Allah yolunda yürümeye bizleri muvaffak eyle. Harama helale dikkat etmeye, ailece namazda, secdede buluşmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizden, çocuklarımızdan olmaması gereken nice yanlışlar hayatımıza karışmışsa biz kurtulamayız, sen kurtar bizi ya Rabbi. Biz kurtulamayız, sen kurtar bizi ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Rızkımızı helalinden bol ve bereketli eyle. Senin yolunda değerlendirip ahiret sermayesine dönüştürmeye muvaffak eyle. Bizi bize bırakma, elimizden tut, imdad eyle ya Rabbi. Seni, Habibini bizlere sevdir ya Rabbi. Bizi sana sevdirecek amelleri bizlere sevdir ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Yuvalarımıza huzur ver. Kazançlarımıza bereket ver. Bedenlerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ülkemize birlik ve beraberlik ikram eyle. Dünyanın en güçlü ülkesi olmayı bizlere nasip eyle. Kur'an'da ve sünnette birleşmeyi, kardeşle kucaklaşmayı, din-i celil İslam'ı kainata yaymayı ülkemize nasip eyle ya Rabbim. Ya Erhamer Rahimin. Cemaatimizden ve aile bireylerimizden, hoca efendilerimizden ahirete intikal edenlere rahmet eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Bize de arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı nesiller nasip eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle. Okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri, yardım eden ashab-ı hayratı iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi bir sürü müessese ikram eyledin. Bu müesseselerin yapılmasında ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, talebe burslarıyla, gıda yardım ve destekleriyle, sınıf üstlenmeleriyle yardım eden, destek veren bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, buranın faturası benim faturam, evimin faturası gibi benim için önemlidir diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Kazanırken helalinden kazanmaya dikkat etmeyi, harcarken de ahiret sermayesine dönüştürmenin hesabını yapabilmeyi her birimize nasip eyle. Amin diyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ikram eyle. Maddi ve manevi sıkıntılarını izale eyle. Son nefesimize kadar güzel hizmetler bizlere nasip eyle. Bizlerden sonra çocuklarımıza, talebelerimize nasip eyle ya Rabbi. Her türlü nazardan, kazadan, beladan, elemden, kederden hifz-i himaye eyle ya Rabbi. Bu salgın hastalığı rahmetinle def-u ref-u izale eyle ya Rabbi. Semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتح